Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bugün bir böyle Mert'le beraber bir hasret giderme videosu yapacağız. Uzun zamandır çünkü bir araya giremedik. Yaz aylarını şöyle birazcık dinlenerek, biraz enerji toplayarak geçirdik ama artık sezon açıldı. Bu videoda da ilk videomuzda şöyle bu sezonun ilk videosunda neler yapacağız, kafamızda neler var, bunları bir konuşalım istiyoruz. Bir de güzel bir haberimiz var zaten. Sizi de takip ediyorsunuz. 10 bin takipçiye ulaşmak üzereyiz. 9.700'ü geçti. Bu alkış sizlere. Siz izleyenlere. Güzel olan da 2 yıl boyunca. Yani 2 yılı daha doldurmadık. Aralığın son haftalarında yayına geçmiştik hatırladım. 2 yıl boyunca 10 bine 2 yıl gelmeden ulaşmış olduk. Benim yine sizlere tavsiyem takip etmeniz ve o bir de takipte bir ampul gibi bir şey var. Onu da tıklarsanız o zil, zaman hangi, zil, video, hangi video ne zaman gelecek ondan da haberdar olmuş oluyoruz. Evet Mert'cim böyle sen ne diyorsun? Gerçekten biz bu Zoom'u Cem abi senle şeye geziyoruz. Zoom kıraathanesi. Burada buluşuyoruz hep bu salgın dolayısıyla. Evet. Gerçekten takip eden arkadaşlar zaten biliyorlar. Biraz ara verdik. Hem yazın kendi işlerimizden dolayı, Cem abinin edebiyata ilgisinden dolayı. Spoiler'ı kendisi versin. Ben vermeyeyim buradan. Benim kahve işlerim belki bilenleriniz vardır. Tabii YouTube'da gezemiyoruz. Ne zamandır aklımdaydı. Kendi kahve dükkanımı açmak istedim online olarak. İşte dünyanın birçok yöresinden kahveler getirdik. Faturası, şirketi, vergisi, osbusu derken anca bitti. Onu hallettik. Şimdi yavaş yavaş kış sezonu geliyor. Yavaş yavaş havalar kapanıyor. Ofislerde, evlerde vakit geçirmeye başlayınca. Biz de dedik Cem abiyle artık iki mühendis olarak kaldığımız yerden devam edelim. Discord'u açmıştık. Sen YouTube'u söyledin 10 bine yaklaştı diye. Discord da çok iyi yani 2000'e doğru giden bir katılımcı sayısı var. Tabii yazın bizim biraz uzak olmamız Discord kanalını biraz daha sessiz kıldı. Hani öğrenci arkadaşlar veya üniversiteyle ilgili konuşan arkadaşlar vardı. Onlar kendi aralarında gene sohbete devam ediyorlardı ama bundan sonra daha aktif olacağız. Hatta yakın zamanda bir canlı yayın yapmayı düşünüyoruz orada. Hani sesli odada gelenlerle muhabbet, sohbet, çay kahveyi alın gelin diye bir seri yapalım dedik Cem abiyle. Biz bize sohbet edelim. Nasıl geçti abi yaz senin için? Özet vallahi, soru sorayım. Biliyorsun Temmuz ayını şeyle geçirdik, videolarla geçirdik. Videolarla. Dünya seyahati yapmış oldum aslında. Aynen. Yani Kanada'dan, Avustralya'dan, Hindistan'dan, Çin'den, İngiltere'den, Almanya'dan arkadaşlarımla bir bizimkisi de bir hasret giderme bir buluşma giderme videoları oldu. Hem orada hayat nasıl devam ediyor, hem orada inşaat sektörüne nasıl fırsatlar var. O arkadaşlarımla da yani bu videolar olmasa bu kadar şey bir araya gelemeyecektik. O Temmuz ayı böyle geçti. Ağustos'ta zaten planım biraz yazmak üzerine yoğunlaşmaktı. Geçmişte yazdığım birçok hikaye var ama ben bundan hiçbirini beğenmiyorum ve tahmin ederim ömür billah da ben kitap çıkaramayacağım çünkü. Ben beğeniyorum. ama şöyle güzel bir şey oldu. Şantiye dergisinde yazmaya başladım. İşte 4. yazım yayınlanacak bu sayıda. Orada yazmanın şöyle bir güzelliği var. Orada o YouTube'daki bir zil var. Sertaç bana diyor ki Cem abi ne olur yazıyı yolla artık koyacağız diye. O zaman ben mecburen kesiyorum. Yani benim herhalde bir yayıncıyla anlaşıp bana düdük çalan bir yayıncıya ihtiyacım var. Cem artık ver şu hikayelerini baskıya girmek zorundayız mikse diye. Yoksa ben şey yapamıyorum. Yani her okuduğumda beğenmediğim bir sürü nokta geliyor, şey yapıyor. Ama lafını kesiyorum abi. Burada çok kimin söylediğini şu an hatırlamıyorum ama başarının en büyük düşmanı mükemmelliyetçi olmak gibi bir söz vardı. Yanlışım varsa düzeltin. doğru. Benim de aslında en büyük sorunlarım öyle oldu. Hep aman en iyisi olsun, en iyisi olsun. Hiçbir şey olmuyor. En azından biraz şey diyeceğiz kaba tabirle kervan yolda lafıyla. Benim bu inşaat proje yönetim derslerinde hep eleştirdiğim söylemi kendime söylemem gerekiyor. Söylemen gerekiyor galiba. Ama abi sağ olsun Mert bana diyor hadi Cem abi artık kitabını okuyalım hikayeleri falan. Ben onu gizliden yolluyorum. WhatsApp'ta yazdıklarımı. Abi diyor çıkar artık tamam bunlar daha neresinde oynayacağım. Benim şeyim de böyle geçti. Eğitimlerime bayağı örnekler topladım. İnşaat proje yönetimi eğitimi ve şantiye yönetimi eğitimlerimi. Daha bu canlı olmasını sağladım. Bu arada eğitimleri çok iyi dönüştü. Var. Yani bugün şu an Eylül ayının son günü, son günlerinden birindeyiz. Ekim ayı için mesela bütün sınıflar doldu.
Kasım'ın rezervasyonunu alıyoruz. Bu güzel bir gelişme benim adıma. Yani benim eğitimim olmasının ötesinde öğrencilerin, gençlerin şantiye yönetimi konusuna gösterdiği duyarlılığını artması, inşaat proje yönetimine gösterdiği duyarlılığı artması beni çok mutlu ediyor. Evet, neler var programda? Neler programda çekeceğiz? Neler var? Son olarak o zaman videoyu bitirmeden onu da konuşalım. Kafamızdaki... Şimdi biz ilk videomuz biraz inşaat mühendisliği, bundan sonraki ilk videomuz inşaat mühendisliği puanları ile ilgili, üniversite yerleşim puanları ile ilgili olacak. Onun üzerine söyleyeceğimiz birkaç söz var. Onları konuşacağız. Daha sonra bu dünyada büyük işler yapan Türk firmaları konuşacağız. Şantiyedeki bizim gözümüze çarpan, bizim etrafımızda duyduğumuz veya okuduğumuz, tecrübe ettiğimiz bazı konuları konuşacağız. Ve böyle böyle biz iki mühendis olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cem abinin gene yurt dışından şantiyelerde, inşaat firmalarında veya yönetim firmalarında çalışan bağlantılarından bize konuk olacak arkadaşlarımız var. Ayrıca ben yakın bir zaman içerisinde birkaç videoda gördüm. Ya burada niye yok makine mühendisi yok, burada niye elektrik mühendisi yok gibi serzenişler vardı. Bu ekranlara katılmak isteyenler, öğrenci olabilir, mezun olabilir, firma sahibi olabilir, yönetici olabilir. Bana Instagram'dan Mert Sezer Vlog adresinden ulaşırlarsa sizleri de bu ekranlara alalım. Yani öğrenci de olabilirsiniz ki buraya kaç tane öğrenci arkadaşı davet ettik, konuştuk, dertlerini dinledik, planlarını duyduk Cem abi seninle birlikte. Yani bu aslında bu ekran hepimizin ekranı. Sizleri de burada görmek isteriz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Oradan uygun olan yani saati ayarlayabileceğimiz, konuyu ayarlayabileceğimiz kişilerle de video çekeriz. Güzel bir sene bizi bekliyor gibi duruyor Cem abi. Ne dersin? Doğru. Dolu dolu bir yayın sezonu geçireceğiz sanırım. Evet. Bu sefer ama şunu yapacağız. Biraz daha kısa tutacağız videolarımızı. Çünkü bu da bir seyretme yönünden YouTube algoritmasına ters bir konuydu. Yani uzadıkça insanlar çok seyretmiyor. Ayrıca sizlerden isteğimiz bol bol yorum yapmanız. Çünkü ne kadar yorum yaparsanız biz de o kadar bunu da yapalım, şunu da yapalım. Mesela izleyenimizde Hollanda'yı mesela konuşmamızı istemişti. Makine mühendisliği keza var. Biz bunlara çok dikkat ediyoruz. İşte Avustralya ve Kanada çok isteniyordu mesela. Hemen onların videosunu yaptık. Keza yine Almanya çok isteniyordu. Onların videosunu yaptık. Benim kafamda BİM var. BİM'le ilgili bir son derece kuvvetli bir arkadaşımla iyi bir BİM videosu yapmak istiyorum. Bir Bağdat videosu yapmak istiyorum. Japonya videosu yapmak istiyorum. Covid-19 sonrası iş sağlığı güvenliği önlemleri nasıl olacak, bunlar kafamda var. Biraz da böyle artık teknik taraflara da girelim. İşte bu beton çatlakları neden oluyor, korozyona karşı ne yapacağız, güçlendirmeyi nasıl yapacağız, su yalıtımını nasıl yapacağız. Ben hafif hafif artık oralara da girelim. Sen konuları anlattın, depremi de konuşacağız, onu da söyleyelim. Deprem konusunda görüştüğüm birkaç arkadaşım var. Onlar da bu konuda bayağı uzman kişiler. Onlar da bu ekranlara konuk olacak. Dediği gibi Cem abinin bu sene biraz daha teknik tekniğe de gireceğiz. Sizlerin yorumları da çok önemli Cem abinin dediği gibi. Çünkü sizin istekleriniz, sizin merak ettikleriniz doğrultusunda biz de içerik hazırlıyoruz. Tabii. Başka eklemek istediğimiz bir şey var mı Cem abi? Yok Mert'cim, çok teşekkür ederim. O zaman bu videomuzu, böyle bir hasret giden videomuzu kapatalım. Diğer videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakınız efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.